Merhabalar. Bu videoda size nazo tekniği ile kum boncuklardan bileklik yapımını anlatmaya çalışacağım. Bunun için 11'e 0 küçük boy kum boncuğumuz ve 8'e 0 kum boncuklarımız olacak. Nailbond boncuk ipimiz ve 16 numarada boncuk iğnemizi kullanacağız. Lafı fazla uzatmadan videoya başlayalım. Üç tane küçük kum boncuk, bir tane de büyük kum boncuğu ipimizden geçiriyoruz. İki tane sıkı düğüm atıyoruz. Düğüm attıktan sonra iğnemi ilk küçük boncuğun içerisinden geçiriyorum. Üç tane küçük boncuk alarak başlıyorum. İpin çıktığı yerin arkasından ve bir sonraki boncuğun içerisinden iğneyi geçiriyorum. Bakın, iğnenin üzerinde toplamda 5 boncuk gözüküyor. Buradan çektiğimde küçük bir kare elde ediyorum. Şimdi tekrar bu kez 2 tane küçük boncuk alıyorum. İpliğimin çıktığı boncukla bir arkasındaki boncuktan beraber ve bir sonraki boncuktan. Bakın, yine iğnenin üzerinde 5 boncuk oldu. İkinci karemizi elde etmiş olduk. Bir sırayı tamamlamak için son kez yine 2 boncuk aldım. İpin çıktığı boncuktan bir öncekinden ve ipin çıktığı boncuktan ve bir sonraki, bu sefer büyük boncuktan geçirip yine iğnemin üzerinde 5 tane boncuk olmasını sağladım. Bunu da bitirdiğimde elimde toplamda 3 küçük kare oldu. Bundan sonra yapacağım şey, ilk beyaz boncuğun içinden yukarı çıkıp, şöyle açık göstereyim daha rahat anlarsınız. Buradan ipi geçirdikten sonra bir büyük boncuk alıyorum. Bunu tam karşısındaki küçük boncuk ve büyük boncuktan geçirip boncuğu yerleştirmiş oldum. Burada yapacağım tek şey, şu büyük boncuktan çıkan ipi kenardaki iki beyaz boncuğun içinden yukarı geçirip yeni sıraya almak. Evet, artık üçüncü sıranın başındayım. Bakın, şöyle bir şey oluştu. İlk başı en zoru. Bundan sonra her sırada aynı olacak. Şimdi üçüncü sıranın başındayım. Üç küçük boncuk alıyorum. İpin çıktığı boncuktan. Sonra bir sonraki boncuktan geçiriyorum. İğnede 5 boncuk oluyor. Üçüncü sıranın İlk karesini yapmış olduk. Şimdi 2 boncuk alıyorum. İpin çıktığı boncuktan bir önceki boncuktan batırıyorum iğneyi ve bir sonraki boncuktan. Yine iğnede 5 boncuk oldu. 3. sıramın ikinci karesini tamamlamış oldum. Yine 2 boncuk aldım. İpin çıktığı bir önceki boncuktan, İpin çıktığı boncuktan ve bu kez büyük boncuğu da içine alarak iğnemin üzerine yine 5 boncuk yapıp 3. sırayı tamamladım. Hemen karşısındaki boncuktan yukarı doğru ipi geçiriyorum. Yeni bir büyük boncuk alıyorum.
ve sıradaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Böylece üçüncü sıram da tamamlanmış oldu. Dördüncü sıramın başındayım. İpin çıktığı boncuktan ve bir sonraki boncuktan iğneyi geçiriyorum. Artık biraz daha rahat tutabiliyorum. Motifim biraz büyüdüğü için her şey daha kolaylaşıyor. İki tane küçük boncuk aldım. İpimin geçtiğinden bir önceki boncuk ve bir sonraki boncuğu da alarak iğnemin üzerinde 5 tane boncuk olmasını sağladım. Bakın arkadan gösteriyorum, bu sefer. İkinci kareyi yaptık. Dördüncü sıranın son işlemi. Yine bir önceki ipin geçtiği boncuktan bir önceki ve bir sonrayı da alarak iğnemin üzerinde 5 boncuk olmasını sağladım. Ve karşıdaki boncuktan yukarı çıktım. Artık dördüncü sıranın büyük boncuğunu da yerleştirebilirim. Bunun için karşıdaki beyaz boncuğun içinden ve alttaki büyük boncuğun içinden geçirerek tamamlıyorum. Ve son adım olarak da kenardaki iki beyaz boncuğun içinden ipimi yukarı doğru geçirip tamamlıyorum. Biraz karışık gözükebilir sizin için ilk başta ama bir kere motifi oturttuktan sonra hızla ilerleyen bir teknik bu. Ben videoda anlaşılması kolay olması açısından bu renkleri ve boncukları kullandım. Ama siz elinizde bulunan farklı boncuk tipleriyle kendinize özel tasarımlarınızı yapıp farklı ürünler de yaratabilirsiniz. Evet, şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.